Arkadaşlar merhabalar. C ile programlamaya giriş eğitim videolarımızın 15. dersini gerçekleştireceğiz. Tarihler 15 Mart 2017. Switch case yapısına giriş yapacağım. Bu ödev olacak. Hemen şöyle başlayalım. Switch case nedir arkadaşlar? Önce onunla başlayalım. Switch case tıpkı if ve else'te olduğu gibi, bir karar verme mekanizması. Ama if ve else'ten biraz daha farklı. Mesela if else'te aralıklar belirlenebiliyor. Hani mesela eğer a sayısı küçük eşitse ondan gibi. Hani bu tarz aralıklar belirlenebiliyor. Veya işte ve veya operatörleri kullanabiliyor. İşte mesela a büyükse 5'ten ve a eşitse işte 25'e tarzında mesela. Yani bu tarz aralık belirlemeler yapılabiliyor. İşlemler biraz daha şöyle genişletilebiliyor. Ama switch case öyle değil. Switch case direkt koşula bakıyor. Hani şart sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Şartı switch, yani anahtar olarak kullanacağız. O şarttan oluşacak olan durumda case'imiz. İngilizce karşılığı zaten durum anlamına gelen case'i kullanacağız. Nasıl kullanılacak? Şöyle bakın. Switch diyeceğim. Ondan sonra parantez içerisine değişkenimi yazacağım. Değişken benim anahtar kelimem olacak. Ondan sonra süslü parantez blokları içerisinde case işte birinci durum. Bir olursa ne olsun? Şunlar olsun. İşte case de iki olsun. Şunlar olsun. Şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi teorik olarak belki çok ciddi şeyler ifade etmeyebilir sizin için bu anlatım ama pratiğe döktüğümüz zaman ne kadar basit olduğunu ve kullanımının kolay olduğunu görürsünüz. Bir de söylemek istediğim iki şey daha var. Ondan sonra derse başlayacağım kod yazmaya. Birincisi bu derste yine ermişadam.com'a destek oluyoruz. Yeni kurulan bir oluşum. Orada ben de yazı yazacağım. 10 tane teknoloji ve yazılım üzerine bloklar falan yazacağız. Takip edebilirsiniz. Facebook sayfası da facebook.com/ermişadam. İkincisi de asıl söylemek istediğim şey ikinci. Bu videonun altına hangi şehirde şu an videoyu izlediğinizi ve öğrenim durumunuz ya da işte okulunuzu yazar mısınız? Mesela neresi? İşte İstanbul Mustafa Kemal Anadolu Lisesi gibi veya işte Elazığ Fırat Üniversitesi gibi. Bu videonun altına nereden videoyu seyrettiğinizi yazarsanız eğer hani ben de şu kanıya varmış olabilirim. İşte videoyu atıyorum 200 kişi tıkladıysa videonun linkine bu noktaya kadar geldiyse izleyecek. İşte 200 kişi tıkladıysa video 200 kişinin yüzde şu kadarı videonun tamamını seyrediyor gibi. Ben de bir küçük bir istatistik tutmuş olacağım. Şimdi açıyorum. Yani şöyle console application'da Project 15 olarak kaydedelim. Project 15. Kaydet dedim. 15. dersimiz ve case kullanacağız. İlk örneğimiz şu olsun. Bakın tekrar ben metin belgesini bir açayım. İlk örneğimiz masa üstüne de alalım. Aylarla ilgili bir switch case tutalım. Nasıl? Şöyle. Switch diyeceğim. Switch. Ay adlı değişkenime göre. Klavyeden girilen ay sayısına göre o ayın karşılığını veren program. Mesela 1 girilirse Ocak yazsın, Eylül yazsın veya 12 girilirse Aralık yazsın gibi şartları yani gibi ifadeyi yerine getiren komutlarımızı yazalım. Hadi gel. İlk önce benim klavyeden bir tane değer almam gerekiyor. Integer sayı olsun. Integer sayı diyelim mi? Sayı ayın karşılığı. Tamam sayı olsun. Sonra printf ile bir sayı okutalım. Daha doğrusu bir sayı alalım kullanıcıdan. Lütfen ay numarası giriniz. İki nokta üst üste. Noktalı virgülümü koydum. Scanf ile bu ayı okutalım. Yüzde, d, virgül, gemi büyümemiz ve sayı. Dedim. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra switch anahtar kelimemizi yazıp switch bizim anahtar işlemlerimizi başlatalım. Neye göre işlem yapacağım ben? Sayıya göre işlem yapacağım. Süslü parantezimi açtım ve ortaya geldim. Diyorum ki case 1 ise eğer ki durum 1 ise ne olsun biliyor musun? Şu olsun. Printf parantezimi açtım. Ocak yazsın. İşlem bu kadar. Durum 2 ise şu olsun. Durum 3 ise şu olsun. Ama söylemek istediğim, daha doğrusu söylemem gereken bir nokta daha var. O da şu. Metin belgesinde case yazıldıktan sonra mesela case yazdım ya. Case durum işte. Durum 1 ne olsun? Durum 1'in karşılığını şöyle göstereyim. Ocak. Bu ne demek arkadaşlar? İşte eğer case 1 ise yani klavyeden girdiğim değer 1 ise bana ekrana Ocak yazdırsın. Ama
Diğer durumları görmemek için sonuna break komutu eklemem gerekiyor. Kır, ocağı yaz ve bu komuttan çık. Eğer ki ben bunu yazmazsam, bakın ben bunu yazmazsam ne olur biliyor musunuz? Şunu bir kopyalayayım altına. Şöyle şunları görmeyin hiç şu an. Case2'de diyelim Şubat gelecek ya. Case2'de şöyle. Şubat gelecek ya. Eğer ki ben buraya yazmazsam kaçıncı durumdan başlatırsam o durumun son durumuna kadar bütün değerleri yazar. Bakın komutla kullanayım daha net anlayacaksınız. Mesela bakın önce bir break yazmıyorum. Tamam, break yazmadan göstereyim. Hatta belli bir bölüme break yazayım. Diğer bölüme yaz. Bütün değerleri yazacağım, bütün ayları. Siz de hani bakmadan video devam ederken yazabilirsiniz. Printf ile 3. ay Mart nokta virgül ve break. Ondan sonra case 4'te printf ile Nisan nokta virgül break. Sonra case 5'te son 4 ayda yazmayacağım şeyleri kalan case ve break nokta virgülünü koydum. Ondan sonra case 6'da case 6 printf eğer 6 girilirse printf'ten sonra Haziran nokta virgül break case nokta virgül ve break case printf parantez içerisinde Ağustos noktalı virgül ve break noktalı virgül. Case 9'da printf parantez içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 8 tane geldik. Doğru gidiyoruz. Eylül. Şimdi Eylül'ü yazdım ama Eylül'den sonra break koymayacağım. Bakın diğerlerine de koymayacağım. Printf pardon case case 10 case 10'da printf parantez içerisinde Ekim noktalı virgül case 11'de printf parantez içerisinde Kasım noktalı virgül ve case 12'de case 12'de printf parantez içerisinde Aralık. Şimdi yazdım 12'ye kadar bir çalıştıralım bakalım olacak mı? 15. proje olsun, 15. dersin projesi. Lütfen ay numarasına girin diyor. Mesela ben 4 girdim. Nisan geldi. Problem yok. Ama mesela ben 9 gireyim. Bakın 9 girdikten sonra ne olacak? Eylül geldi, Ekim geldi, Kasım geldi, Aralık geldi. Bir problem var. Veya 10 gireyim. Ekim geldi, Kasım geldi, Aralık geldi. Break olmayınca ne yapıyor işte biliyor musunuz? Durumun sonrasında ta ki diğer break'e kadar bütün komutlar alıyor. Bakın ben mesela buraya break koyayım, tamam mı? Eylül'den başlatayım. Eylül, Ekim, Kasım yazacak ama bu kez Aralık'ı yazmayacak. Neden? Çünkü Kasım'da bırakacak. Bakın Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'da break vardı. Kırdı okumayı. Ondan sonra devam etmedi. Aralığı yazmadı. O yüzden ne yapılması gerekiyor? Her komutun sonuna bir tane break komutu eklenmesi gerekiyor. Şimdi normalde şu break komutunu şöyle de kullanabilirsiniz. Hani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu kullanım tamamen size kalmış bir tercih. Ben mesela ilk etapta yan yana yazmıştım. Şimdi alt alta yazıyorum. Bakın hiçbir farkı yok. Yan yana zaten sonda noktalı ile olduğu için yeniden çalıştırıyorum. Şöyle komutlarımı işte 10 girdim. 10 girdim. Ekim. Peki olmayan bir değer girelim burada. Yeniden çalıştırıyorum. Mesela 100 girdim. Enter'a bastım. Boş geldi. Null bir değer geldi. O zaman olmayan değerler için de şöyle diyelim. Default varsayılan değer. Bunların dışında printf'te hatalı sayı girişi. Biz noktalı virgülümüzü koyalım. Ve bunun sonuna da bir tane ne eklemem gerekiyor? Break eklemem gerekiyor. Yeniden çalıştırıyorum. Mesela 145 girdim. Hatalı sayı girişi dedi. Peki bakalım hepsinde böyle diyor mu? Yoksa normal işlemlerinde devam ediyor mu? 3 dedim. Mart dedi. Şimdi switch case'in genel mantığı, genel yapısı bu şekilde. Şimdi bir başka soruya geçelim. Mesela siliyorum bu komutlarımı. Şunları da siliyorum. Bu kez string bir değer alalım ve şöyle klavyeden girilen harfe göre o harfin karşılığındaki dersi veren program. YGS konuları gibi mesela. Yani YGS başlıkları gibi. T girilirse Türkçe. Ondan sonra M girilirse matematik. Ondan sonra S girilirse sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler ve F girilirse
Famix. Hocam neden direkt şeye yazmıyoruz diyenler olabilir. Neden direkt koda yazmıyorsunuz da metin mercesini açıklıyorsunuz diyenler olabilir. Sebebi şu. Size fırsat tanıyorum. Bu süreçte hani videoyu durdurup ne yapacağımızı anlatmış olup hani ne yapacağımızı anlattım esası. Şimdi videoyu durdurup kendiniz denersiniz bunu. Ondan sonra videoyu ilerletirsiniz. Karşılaştırırsınız. Yazdığım kodlarla kendi kodlarınız aynı mı? Önce char karakter türünde bir tane ne alalım? Ders isminde bir değişken alalım. Printf ile ders harfini alalım. Printf print formatında. Ders kodu diyelim. Ders kodu 2 nokta üst üste noktalı virgül. Scanf ile de bu ders kodunu okutalım. Yüzde s string virgül gemici düğümü ve ders dedi. Ondan sonra switch diyorum. Komutlarımı yazmaya başlıyorum. Ders dedim. İndim altı süslü parantezimi açtım. Şimdi switch dedikten sonra biraz daha şöyle yakınlaştırayım size. Bu kez case'ler ne için yazılacak? Tek tırnak içerisinde. Neden? Çünkü tek karakter gireceğim. T girdim. 2 nokta. Üst üste. Şimdi case'in T'sinde ne gelsin? Printf'te. Printf parantez içerisinde. Türkçe gelsin. Türkçe. Noktalı virgülümü koydum. Ve sonra break komutumu ekledim. Case'de eğer ki hepsini küçük harfle isteyelim. Printf'te bu kez ne yazdıracağım? Matematik. Noktalı virgül ve break'te bunu sonlandıralım. Sonra case'de eğer ki f ise 2 nokta üst üste printf fen bilgisi noktalı virgül ve break indim alta. Son olarak case s ise girdiğim harf printf'te sosyal bilgiler noktalı virgül ve break noktalı virgül koydum. Default olarak da printf'te ne diyelim? Hatalı ya da ayrı büyük harf girişi desin. Ve break'li de bu default'u sonlandırmış olalım. Çalıştırıyorum programımı. Ders kodu dedi. T girdim. Türkçeyi verdim. Peki dışarıdan başka bir şey girelim. Mesela D girdim. Enter'a bastım. Hatalı ya da büyük harf girişi olarak ne yaptı? Bize vermiş oldu sonucu. İşte böyle switch case ile ilgili bir tane daha örneğim var. Onu gelecek derse bırakacağım. Aritmetik işlemlerle ilgili birkaç şey düşünüyorum. Böyle çok uzatmak istemiyorum bu dersi. Onu da gelecek derste gerçekleştiririz. Aritmetik işlemlerle ilgili işte klavyeden girilen sembole göre aritmetik işlem yapan veya klavyeden girilen sayıya göre aritmetik işlem yapan bir matematik işlem tablosu kullanacağız. Hatta onu böyle küçük bir proje haline getirebiliriz. Hani dedim ya her 14-15 dersin sonunda işte normalde her 10 dersin sonunda bir proje diye düşünüyordum. Onu biraz daha aksattık ama yapacağız. Gelecek ders ilk projemizi yapabiliriz böyle. Şu ana kadar kullanmış olduğumuz her şeyi, döngüleri, karar yapılarını falan onları kullanarak şöyle bir proje hazırlayayım ben. Matematik menüsü tarzında C# Console derslerinde de yapmıştık biz bunu. O tarz bir projeyle gelecek dersi gerçekleştiririz. Şimdi size ödev olarak da şunu bırakayım arkadaşlar. Dersin başında gördüğünüz haftanın günleri. Klavyeden girilen sayı ya da harfe göre, ister sayı ister harf size kalmış. Sayı ya da harfe göre haftanın günlerini switch case yapısıyla çağıran, ekrana yazdıran programı kodlayın. Kodunda yorum olarak atarsanız eğer diğer arkadaşlar da takıldıkları yerde faydalanabilirler. Dediğim gibi videonun altında mutlaka bekliyorum bulunduğunuz şehri ve hangi üniversite ya da işte lisedeyseniz hani hem beyler için hem de bayanlar için küçükler için ya da büyükler için hiç fark etmiyor. Mutlaka dediğim gibi bu videoyu izliyorsanız yorum olarak onu düşerseniz çok memnun kalırım. 16. derste küçük bir projeyle devam edeceğiz derslerimize. 16. derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.